Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir Punch Club videosu. Herkese selam. 3200 dolarla 8 yetenek puanıyla bırakmışız. Neler yaptık son videoda hatırlamıyorum. Uyudum uyandım çünkü. Ama bize şöhret puanı lazımmış. Bir şöhret puanı basalım bakalım. Özelliklerimiz düşecek ama yapacak bir şey yok. Böyle özellikleri düşüre düşüre bir şöhret kasalım. Sonra da biraz çeviklik falan kasalım bugün. Geçen videoda da çeviklik kasacağım demiştim ama sonra güce falan odaklanmıştım. Gücümüz gayet güzel var bence. Artık biraz çeviklik kasma zamanımız geldi. Şuradaki dövüşe de katılabiliriz. Ama katılmadan önce bir yeteneklerimizi geliştirelim. Sonrasında da dövüşlere katılırız. Umarım eğleniyorsunuzdur videolardan. Ben çok eğleniyorum. Zaten her halimden belli oluyordur bu. Günde 3-4 video çeker oldum. Şuradan hemen alabildiğimiz kadar et, alabildiğimiz kadar pasta, ay pizza, alabildiğimiz kadar enerji içeceği. Bir anda Erol Bulut oldum. Salona gidelim. Şunu bir dövelim antrenman dövüşünde. 3 yetenek puanımızı alalım. Bugün unutmadan her seferinde buna gelip yetenek puanlarımı almak istiyorum. Hazır salona gelmişken salonda da çalışabilirim. Eve hiç dönmeye gerek yok. Paramızı ödeyelim. Salonda çalışalım. Bugün dediğim gibi çeviklik kasacağım. Çevikliği 8'e çıkartacağım. Dayanıklılığı 9'da tutup gücü de 15'e çıkartmak istiyorum. Yapabilirsek güzel olur. Bu arada eğer unutmazsam eve gittiğimde de Adrian'la aşık efektini kullanıp onu kendime yine aşık edip antrenmanlardan daha verimlilik sağlayabilirim. O da güzel olur. Çevikliğimiz bir tık düşük kaldı. O yüzden Bruce Lee gibi adamlara karşı kapışırken zorlanmaya başladım. Çok zorlanmak istemiyorum. Bu üçüne de veriyor nasıl olsa. Bitene kadar bunu yapalım. Sonra güç ve dayanıklılığı geliştirmek için şurada squat yaparız. Ve bugünü gayet güzel bitirmeden önce hemen gideriz eve. Şeye gideriz, dövüşe gireriz. Hatta yükseltebilmem için şu andan başlamam lazım. Hem dayanıklılık hem de gücü arttırıp korsanlarla dövüşe girelim ki hem şöhretimiz artsın hem yetenek puanımız artsın. Bu yüzden fazla abartmadan evime dönüyorum. Malikaneme dönüyorum artık, evim değil. Yemek yiyelim, enerjimizi fullleyelim. Sonra dövüşe girelim. Oradan yetenek puanı kazanıyoruz ve onlar bizi güzel etkiliyor bildiğiniz üzere. Şimdi ben yine hapşıracağım bol bol. O yüzden şimdiden uyarıyorum. Yine beni bol bol Selpak'ta göreceksiniz. Gidelim amcamızdan olayları öğrenelim, neler yapacağımıza bakalım. Her şeyimiz tamam. Gayet güçlü yeteneklerimiz var. Koruma adımını koyalım yine. Bu koruma adımı iyiydi. İş yapıyordu. Bakalım kaç tane dövebileceğiz. İlkini hasar almadan dövdük. 4'e çıkamıyorduk bunda. 4'e çıktığımız anda sıkıntıya giriyorduk. Arada birkaç kişi biz dövüyordu. Bakalım dövemezlerse bu sefer. 4'e çıkmaya çalışabilirim. İkisini de güzel dövdüm. Bu sefer 4'e çıkmayı deneyelim. Çok kolay dövdük çünkü. Part 3 bakalım sıkıntı olacak mı yine bize. Enerjisi bitti. Vur bir tane daha. Bir tane daha vur. Çok iyi. 4'ü de geçeriz gibi duruyor bu sefer. 1-14-6. Çevik adam yine. Çevikler bize problem çıkartıyordu. Yine sıkıntı. Bir tane bile vuramadık. Bir tane bile vuramadık. Rakibin enerji seviyesini zaten azaltamıyorum. Şey yok mu böyle? Onun çevikliğini düşürecek. Saldırı geçme koydum bir tane de. 59, 58 çok iyi. Vur bir tane daha. Bir tane vurman lazım. Sadece bir tane. Bir tane daha imiş. Let's go. Çok iyi. Daha gitmiyorum. Daha gitmiyorum. Çünkü kaybedebiliriz.
15 yetenek gücü daha aldım. 26'ya bir tane daha yetenek verebiliyorum. Buna vereceğim. Olumlu etkiler daha fazla bende, olumsuz etkiler daha fazla onda sürecek. Belki bu biraz dövüşleri kazanmamı sağlayabilir. Sıradaki dövüşe girebiliyorum. Sıradaki dövüş kimle yapılacak? Rio ile yapılacak. Bir yemekleri yiyelim. Ya dövüşü deneyelim. Dayak yesek bile en azından rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu öğreniriz. Ona göre hareket ederiz. Canı falan fullleyelim. Her şeyimiz full. Zaten yemekten yine sıkıntımız olmadığı için buralarda parasal anlamda da problem yok. Girebildiğimiz kadar iyi. Ay bu ne abi? 2.28. Patladık gibi. Şimdi hangi yeteneklerle oynayacağımız çok önemli. Rakibim bana vurmaya çalışırsa fazladan enerji kaybediyormuş. Bu karşı saldırı. Şunu girince şansa da denk gelmiş olabilir tabii ama bayağı iyi olmuştu. Bilemiyorum. Hedefin çevikliğini azaltır. Bak burada çeviklik yazıyor ama diğerini gösteriyor. Dayanıklılığı gösteriyor sanki. Sanki böyle girsek daha iyi gibi. Yakın vuruş, güçlü aparikat. Giriyorum bakalım. Ken'i dövebilecek miyiz? Başlangıçta yine vuramıyoruz hiçbir şeyi. Bir tane vurduk. Bir tane daha vurduk. Çok iyi. Vur hadi bir tane daha. Yere düşeceğim şimdi. Abi nasıl olacak acaba? Onun da enerjisi düşük biliyor musun? Vursam çok iyi olacak. Hepsi iyi ya. Ben devam ediyorum böyle. Vur bir tane hadi. Vuramıyorum. Şans ya. Bu fightlar şans. Gerçekten söylüyorum şans. Yani yapacağım tek şey girip tekrardan şöhret kasıp tekrardan dövüşe girmek. Vuruş tutarsa yeniyorum. Vuruş tutmazsa yenemiyorum. O yüzden çok moral bozmaya, nasıl kaybettik demeye gerek yok. Tekrar tekrar şansımızı deneyeceğiz bence. Olacak olan o. Parti vermemiz lazım. Partiyi verelim. Gün bitsin. Özellikler düşsün. Özelliklerini arttırıp sıradaki dövüşe girelim. Hemen özelliklerimi arttırmaya gidiyorum. 15-9-7 olacak muhtemelen. Yani bir tane vuruş tutuyor, ikincisi tutmuyor. Diğer denediğinde gene bir tanesi tutuyor, ikincisi tutmuyor. Diğer denediğinde hepsi tutuyor. Beğeniyorsun, Bruce Lee'yi de öyle yenmiştik. Az önceki korsanı da öyle yendik. Bence olay o yani. Çok fazla yapacak bir şey yok farklı. Belki birkaç vuruş tekniğini değiştirebiliriz tabi. Ona bakarız. Dayanıklılığı da fullledik. Çevikliği 8'e çıkartabilir miyiz diye bakacağım gün bitmeden. Bayağı zor gözüküyor ama. Hatta bugün fight yok sanırım. Bakayım tekrar. Bugün fight var mı? Yok. Bugün benim antrenmana devam etmem ve antrenmanda özelliklerimin düşmemesini sağlamam lazım. Çünkü herhangi bir dövüş olmayacak. Şeye gidip, belki Mike'e gidip, pardon Silver'a gidip birkaç yetenek puanı daha kasılabilir. Ama yetenek puanlarını da zaten vereceğim her şeyi verdim gibi. Fullledim yani. Bu dakikadan sonra oyun şey diyor bana. Tamam Tugay sen iyisin. Artık oyunu bitirmeye doğru gidebilirsin diyor sanki. Gücümüz düşecek. Diğerleri düşmeyecek. Bugün gene korsanlara karşı dövüşüp yetenek puanı kasabileceğiz. Kastığımız yetenek puanları artık ne işe yarar tam olarak bilmiyorum. Belki de hiçbir işe yaramayacak artık. Çünkü yapacağımız her şeyi yapmış gibiyiz. Yeteneklerde. Bakalım 15-8-9 girelim bu sefer. Bir farkı olsun. Korsanlara 4'te 4 yaparız diye düşünüyorum yine.
Kolay olmuyor dördüncü fight. Ama yaparsan da güzel şöhret möhret getiriyor. 8 olsun. Hatta korsanlarla dövüşmeden direkt diğer elemanla da dövüşebilirim. Nasıl olsa korsanlara dövsem bile ekstra bir getirisi olmayacak bana. Şuradan yemekleri, enerjiyi falan fullleyelim. Şu bitkiselden ama her türlü yemek almam gerekiyor. Hemen bir markete gideyim gene. Şunları fullleyelim. Eskiden bunlardan bir tane alırdık, paramız biterdi. Şimdi 50 tane alıyorum her gittiğimde. Parasal anlamda çok rahatız. Bakalım enerjimize fullendi mi? Enerjimiz de fullendi. Ben tekrardan Rio ile dövüşmek istiyorum. Diğer her şeyimiz fullken başka bir şeyle uğraşmaya gerek yok. Şimdi vuruş seçimleri de çok önemli. Ama bunlar da enerjisini azaltıyor. Yani ben aslında memnunum her şeyden. Değiştirmek istemiyorum. Özelliklerim çok iyi çünkü. Bakalım dövebilecek miyiz bu sefer? Bir tane vurmayı başardım başta. Vuramıyorum. Oy çok iyi. Çok çok iyi. Bir tane vuracaksın. Sadece let's go be. Bak işte bundan bahsediyorum. Denk geliyor vuruyorsun. Bu kadar hızlı dövmeyi beklemiyordum ama. Sıraki dövüşçümüz kim? K.Y.N. Bu Rio ile Kent'le. Kent. Nam neydi? Kent ne? Nasıl unuturum? Kent miydi? Kent miydi karakterin adı? Rio Kent. Evet. İkisi. Hadi şimdi parti zamanı. Partileyelim abi. Ve sıradaki dövüşe doğru gidelim. 375 şöhret alıyoruz. Bunları da arttırdığımız için yüksek şöhret alıyoruz biliyorsunuz. Gün bitiyor, yeteneklerimiz düşüyor. Lan dur, yanlış yere oturdum. Hemen şuradan bir enerji içeceği falan içelim. Hatta şu iksirden içelim. Bir tane de enerji içeceği patlatalım. Yine fullenelim. Şöhret için 250 falan gerekiyormuş. Beam çekip şöhret ve para kazanalım biz biraz. Hem de yetenek puanı alırız. Belki ihtiyacımız olur ileride. Şu anda çok böyle inanılmaz ihtiyacım olmasa da. Bakalım sıradaki adam ne verecek. Sürekli çeviklik böyle yüksek adamlarla oynadık. Bruce Lee ile işte az önce oynadığımız elemanla. Ben bunu alıyorum bu arada. Zaten şöhrete çok ihtiyacım yok. Devam ete basıyorum. Ya yeşil ya. Hani başardın. Başardın düğmesi oymuş gibi sürekli yanlışa basıyorum. Hiçbir şey alamayacağım şimdi. Baksana 95 cana düştük bile. Neredeyse 3.'ye kaybedeceğim. 44 canla hayatta kazanamayız. Hayatta. Aa, ödül al diyebiliyorum burada. Tamam çok iyi. 3. ödül alabildiğimi bilmiyordum. Sıradaki dövüş için bir parti daha vermem lazım. Partileyelim. Sonra diğer gün antrenmanımızı yaparız. Ve Ryu ile dövüşürüz. Street Fighter karakterleriyle dövüşüyorum. 2'dir. Şimdi dövüşe basmayalım. Bir anda dövüşe atar bizi. Yeteneklerimizi geliştirebilme şansımız varken hata yapmayalım. Canımızı arttıracak şöyle güzel şeyler yiyelim. Bir tane iksir içelim. Bir tane de hatta kahve koyalım. Fullensin. Ve salona gidiyorum. 15-8-9 olacak yeteneklerim. Gün bitmeden olursa güzel olur. Bir daha uğraşmak zorunda kalmam. 15-8-9'da sıradaki dövüşe giriyorum. Hepsine biraz biraz atıyor ya, yeterli atamadı yani, aslında hiçbirini fullleyemedi. Neyse gün geçsin, günün geçmesi çok sıkıntı değil. Çalışırız tekrar. Çalışalım, özelliklerimizi arttıralım, öyle girelim dövüşe. Bir özellik bile belki etkiler ve bizi 3-4 günden kurtarır yani. Bir gün kaybedeceğimizi 3 gün kaybedebiliriz. Şu anda bence dövüş yeteneklerimiz gayet iyi. Seçmemiz gereken yetenekleri seçtik zaten. Bundan sonrası şansa. Dövüşte o vuruşum
şansı isabet edip etmediğine bakıyor. Oyunun da zaten zor kısımlarına geldik gördüğünüz gibi. Müsabakalara baktığımızda dövüş liginde şu an 3.yüz mesela. Yani onun ikincisi olduğumuzda, birincisi olduğumuzda dünya şampiyonu oluyoruz. O yüzden buralarda zorlanmamız aşırı normal. Evet, şimdi koşu bandında bir 9'a çıkartıyoruz bunu. Ve dövüşe başlıyoruz. Bu arada çay var önümde. O sırada da çayımı içeyim soğumadan. Tamam, gün bitmeden bunu da 9'a çıkartmayı başardık. Şimdi gidiyorum abi. Hemen 2 yemek patlatalım. Enerji içeceğimizi içelim. Bu arada tıklayamıyorum oraya. Hemen bir kayda çık yapıp oyuna geri döneyim. Böyle anlarda bazen nedense tıklamıyor. Hemen kayda çık yapıp geri gelirseniz düzeliyor. Enerji lazım bize. Bunlar enerji vermiyor ama. Hemen marketten bir tekrardan dolabı dolduralım. Eskiden motorcu kampında milletten para çalıyorduk. Şimdi zenginliğimize bak. Bir tane daha içtik, fullendik. Evet, sıradaki dövüş başlıyor. 14, 12, 19. 400 canı var abi. 400 canı var. 52 vurdum. Bir daha vurdum. O bana yapıştırdı. Oy, çok seri combo. Düşür yere. Düşür yere. Bir tane vur. Bir tane vur. Hayır, o vurdu bana. O vurdu bana. Ben düşürsem kazanıyordum. Vur. Bir tane daha. Let's go. Bunu tek attık. Buna tek attık abi. Çok 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 iyi. Hulk Hogan. Hulk Hogan'la oynayacağız. Çok iyi. Kaç puan lazım? 700 puan. İki kere parti versek oluyor. Ona tek atmam harika oldu. Onda zaman kaybetmedim abi. Full antrenmanı saldım. İki kere kasacağım. Kastıktan sonra antrenmana gidebilirim. Bir parti daha verelim. Enerjimiz yettiği kadar. Enerjim zaten birazdan bitecek gibi duruyor. Hemen enerji içeceklerini patlatıyorum. Canımı arttırmak için de pizza falan gömdüm. Biraz kız arkadaşımla konuşup şey yapabilirim. Hediye de verelim ona. Aşık edelim kendimize tekrar. Biraz antrenman yaparım. Hulk Hogan'la oynamadan. Ve sonrasında da en böyle güçlü halimi bulduğumda dövüşe gireriz. Adem'in kafasından bir aşk parıltıları gelsin. Aşık ola basacağım. Pek geliyor gibi durmuyor ama. Bir aşık ol diyelim direkt. Aa, direkt aşık oluyormuş buradayken. Çok zorlamıyor evdeki kadar. Tamam, aşık bana şimdi. Kahve muhabbeti yapmıyor bizim bu arada şey ya. Aşçı. Bizim aşçı AFK gibi abi. Şuraya gelip sürekli enerji içeceği almam gerekiyor. Aşçımız biraz AFK. Yapacak bir şey yok. Tam biz para bastığımız için oradan hallediyoruz. Hemen evime geldim. Yemeklerimi yiyorum. Ve sonrasına bakıyoruz. Enerji içeceklerini fullendik. Açlığımız da fullendi bu sayede. İm çekip para kazanabiliriz. Şöhret kazanabiliriz. Yine yapalım. Belki bir yetenek falan alırız. İki kişiyi de öldüğümüzde direkt salalım. 3-4 zorlamaya başlıyor çünkü. Enerjim bitti, adam tek attı bana. Vurdum 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 vurdum. Hiç vurmadı. Enerjim bitti, bir tane vurdu, yere düşürdü. Bu sefer sağdakine basacağım, unutmayalım. Buna da mı aynı şey olacak? Yok, bu birkaç tane vurmayı başardı düşürmeden. Bir
İsabet oranımız çok düşük. Vuruşlarımız isabet etse çok damage'imiz var ama o yüzden de isabet oranımız çok düşük. Hayır, ödülü almak istiyorum. 21. Bir şöyle becerilere bakalım. Ne açabiliriz? Kemikliğim düşmeyecekmiş. Gerek yok. Burayı fullledik. Aspiratör. Rakibin enerjisine daha çok saldırı verir. Rakibin çevikliğini azaltır. Bu olabilir. Buna vermek istemediğimi söylemiştim. Savunma yeteneklerini falan kullanamazsın diyor. Bizim alakamız yok onunla. Şuna falan verilebilir belki 25 puanda. Şimdi sıradaki dövüşe girmeye hazır değiliz bence. Gidip biraz antrenman yapalım. Gün sonuna kadar antrenman yapalım. Yükseltebildiğimiz şeyleri yükseltmeye çalışalım abi. Yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim ki bir can, iki can ya da bir enerji fazladan bize orada dövüşü kazandırıyor olabilir. Şansımızı fullendiğimizde deneyelim. Benim için önemliler güç ve dayanıklılık biliyorsunuz. O yüzden öncelikle onları kasıyorum. Şimdi Wing Chun'da hepsine vuralım ki artırmaya doğru gitsin. Hepsini dedim, Siri devreye girdi. Wing Chun çok kasmıyor sanki. Ne diyorsunuz? Box şeyi torbası sanki daha çok kasıyordu. Hepsini fullleyemeyeceğim gibi. En azından gücü 15 yapmak istiyorum. Gün bitmeden. Şurada da hemen birkaç barfix çekeceğim. Eğer olursa dayanıklılıkla çevikliği de fulleriz. Bir kere daha yap gün bitmeden. Dayanıklılık geride kaldı. Çeviklik 8 olmadı. Bir kere daha yapsın bakalım gün bitiyor mu? Bitmedi, güzel. Diğerine yaparsam ama gün biter. O yüzden yapamıyorum bir kere daha. Gidiyorum, yemekleri yiyorum. Sonrasında Hulk Hogan dövüşüne giriyorum. Hulk Hogan bakalım ne kadar güçlü. Diğerleri kadar güçlü mü? Diğerlerinden özelliği farklı mı? Enerjimiz yere düşmüş. Full girmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz sebebini. Full girmezsem en ufak bir hatadan dolayı kaybedebiliriz. Şu anda yapmamız gereken şey her azaldığında buraya gelip enerji içeceklerini doldurmak. Başka türlü istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Gayet güzel. İki tane adamı dövdük. Bu arada Hulk Hogan şu an birinci mi? Yani son adam mı dövüş ligindeki? Aa, benim şeyim yeterliymiş ki şöhretim. O yüzden gün bitecek, gene düşeceğim. Ben onu kaçırmışım. Yanlışlıkla televizyon izlemeye oturdum. Gün bitti zaten. Televizyon izlemeye oturmasam belki özelliklerim düşmeden dövüşe girebilirdim ha. Neyse. Şurada bir koşu bandını çıkartalım da. Diğerleri zaten fazla. Koşu bandında 9'a çıkartalım özellikleri. Şimdi Wing Chun'da hepsi tamamlanır herhalde. Olmadı. Şurada birkaç da şınav çekeriz. Gün 82. Bence gayet hızlı geldik buraya. Hikayede yapmadığımız daha birçok şey var. İşte zırh parçalarını toplamak gibi. Donun adamlarını yenmek gibi. Ama oradakiler de çok güçlü. Nasıl yeneceğiz, ne yapacağız bilmiyorum onlara. Şuradaki squat'ta da iki tane yaptığımızda zaten 15-8-9 olarak Hulk Hogan'ın karşısına çıkacağız. Ben de şu anda gelebileceğimiz en yüksek seviyelerden biri bu zaten. Yapma be. Gelebileceğimiz en yüksek seviyelerden biri bu. Daha da zorlamaya gerek yok. Eğer şansımız yanımızda olursa her türlü döveriz. Şansımız yanımızda olmazsa tekrardan şöhret puanı kasıp tekrardan karşısına çıkmamız lazım. Elemanın. Dövüş. 15-10-13. Çok kötü değil ama deneyeceğiz yani. Bakalım. İki tane ben vurarak başladım. Bir daha vurdum. Yok ettim. Artık resmi olarak dünya şampiyonusun. Dünya şampiyonuyuz abi. Başardım. Bunu kutlamalıyız. Hepsi gerçek bir amaç içinde. Yaşlı Mickey'i ziyaret etmeliyim. Ne olacak? Babamızı bulmaya çalışacağız. Babamızın katilini. Davetiye gelecekmiş bize.
Bana da başarım geldi aşağıda görüyorsunuz. Siyahlı adamla dövüşmeye hazırım. Aa bak sinematik girdi gene. Son bir mücadele demişler babamıza. Zamanında ona da davetiye getirmişler. Davetiyeni kabul ediyorum. Bakın adaya gidiyor farkındaysanız gemiyle. Ben geldim. Ben geldim. O başkası değilmiş. Yüzleşmeden önce son bir adım kaldı. En iyi dövüşünün kim olduğunu kanıtlamak için buradasın. Sadece tek bir kişi olabilir. Aa bizim kardeşimiz de burada. Kardeşimle mi dövüşeceğim? Kardeşimi döveceğim. 15-13 brother. Brother beni döverse ne oluyor? Kazanırsam ne oluyor? Kaybedersem ne oluyor acaba? Ben dövüyor gibiyim brother'ı. O beni dövdü. Dayağı yedim brother'dan. İkiniz de gerçek birer savaşçısınız. Ama ben gerçek şampiyonum ve siz de benimsiniz. E ne yapacaksın? Silah mı sıkacaksın? Önce sana bir hikaye anlatmama izin ver. Evet, babaları onları çok seviyordu. Buraları biliyoruz. İki farklı şekilde çalışmaya başladı. Bir tanesi bozulmaya başladı. Kimse fark etmedi. İlk başta iki kardeş de eşit derecede güçlüydüler. Zaman geçti bir kardeş daha güçlü olmaya başladı. Çünkü madalyonun sağlamı onda. Kalbindeki bütün iyiliği kaybetmeye başladı. Aynı gece insanlığından geride kalan erkek kardeşini mi öldürdü? Bütün şehri kölesi yaptı. Sonunda şehri yok etti. Babası ve arkadaşları onu durdurmak için bir oldular. Zorlu bir dövüşten sonra kazandılar. Babası her şeyini kaybetti. Çocuklarını, arkadaşlarını, şehrini. Elinde sadece madalyon kaldı. Her şeyi düzeltmek için madalyonu yok etmeye karar verdi. Yani siyah giyen adam Punch Club bitti. 82 günde oyunu bitirmeyi başardık. Babamız ölmemiş. Yani bunları yapan aslında babamız. Madalyonu parçalayıp yok etmek isteyen babamızmış bu olay. Vay be. Oyunun biteceğini hiç düşünmezdim. Oyunda daha yapmak istediğim çok şey vardı. Devam edebiliyor muyum bu sevgiden? Vay be, babamız buymuş aslında. Bunlara tıklayamıyorum şu an. Bir daha bir gir yapayım diyeceğim ama çıkıp girilmiyor. Neyse arkadaşlar, Punch Club hızlı bitti. Güzel bitti. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım benimle beraber güzel saatler, güzel dakikalar yaşamışsınızdır. Meraklısına serimizin ilk oyunu böylece bitmiş oldu. Gayet güzel bir sürede, 82 gün gibi bir sürede oyunu bitirmeyi başardık. Elimden geldiğince de hani öğretici tarzda yapmaya çalıştım. Hangi yeteneklere verirseniz nasıl güçlenirsiniz, hangi yeteneklere vermeniz lazım. Bunu gördünüz. Belki ileride kaplan yoluyla da ya da ne diyelim bacaksız yoluyla da bitirmeye çalışabiliriz. Bu güçle yani sağlam vurarak bitirdiğimiz bir oyun oldu. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.